Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda kümesime yeni almış olduğum bir türü sizlerle paylaşacağım. İnanılmaz heyecanlıyım. Umarım çok mutlu olursunuz çünkü ben çok mutlu oldum ve çok beğenerek aldım. Şimdi almış olduğum hayvanları sizlerle paylaşmadan önce videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar. Yukarıda boş bir bölmem vardı. Bu bölmeye bir çift güvercin aldım. Şimdi uzaktan görüyorsunuz ama yakından elime alıp sizler için inceleyeceğim. İnanılmaz tatlı hayvanlar. Adana merkezde oturuyorum. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Arkadaşlar, süs güvercini seviyorum. Dışarıda uçurmayı kesinlikle sevmiyorum. Uçmayan süs güvercinleri var. Onlardan bir türünü ben kendi kümesime getirdim. Şu şekilde kapağımızı açalım. Merdivenimizi dayayalım. Ve yeni almış olduğum güvercinler karşınızda. İnanılmaz tatlı gözüküyorlar. Ben çok beğenerek aldım arkadaşlar. Sizlerden de koskocaman bir maşallah bekliyorum. Maşallah demeyi lütfen esirgemeyin. Kümesime ilk gelen güvercinler bunlar değil. Daha önce de güvercin almaya karar vermiştim ve kandırılmıştım. İkisi de erkekti arkadaşlar. Yapacak bir şey yoktu. Onlar şebap türüydü. Onları elden çıkardım. Bunlar da kara kırçıllı. Daha değişik isimleri de olabilir. Şimdi sizler için onları yakından inceleyeceğim. Evet arkadaşlar, bir tanesini sizler için yakaladım. Daha önce beslemiş olduğum güvercinlere hiç benzemiyor. Gerçekten de çok harika gözüküyor. Yani ben bayılarak aldım. Kafasının üstünde tepezleri var. Görüyorsunuz, çiçek gibi açılmış bir saçı var. Daha da yeni uzuyor hepsi. Daha da güzel gözükecektir. Çok tatlı duruyor arkadaşlar. Işık vurdukça ensesi, kafasındaki tüyler yeşile dönüyor. Sizler de eminim görüyorsunuzdur. Onlar boya değil. Işık vurdukça tüyleri renk değiştiriyor. Bakın şu an mor oldu. Şu an mor. Şöyle yapınca yeşil. İnanılmaz bir duygu arkadaşlar. Sırtı da aynı şekilde. İlk defa güvercin gören köylü gibi davranıyorum ama şu an çok güzel. Bakın karnı mora dönüyor ışık vurdukça. İnanılmaz güzel. İyi ki de almışım. Aslında sizlere göstermek istiyordum. Ama bu şekilde incelememiştim. Ben bile şu an video çekerken bayağı bir şaşırdım. Aslında ben güvercin beslemeyi çok sevmiyorum. Ama beslediğim zaman da böyle süs güvercinlerini beslemeyi çok seviyorum. Arkadaşlar çok fazla yorum attınız. Güvercin istediniz. Ve kümesime ben bir çift güvercin getirdim. Gereken yorumları kesinlikle güvercinden anlayan arkadaşlar bu videonun altına yazacaktır. Ben de sizlerle beraber kendimi güvercin konusunda geliştireceğim. Birçok arkadaş Adana güvercini al, postacı güvercini al demişti. Benim için önemli olan arkadaşlar görsellik, süsü, püsü. Çünkü ben bir hobiciyim ve gözüme hitap eden hayvanı beslemek istiyorum. Dediğim gibi dışarıda uçurmalık güvercin aramıyorum. İlk defa zemine indirdim. İnanılmaz tatlı duruyor. Belki bana mı böyle geliyor bilmiyorum ama sizler de benim gibi düşünüyorsanız lütfen yorum kısmında belirtin arkadaşlar. Kuşumuzun diğer eşini de yakaladım. Onun da sırtına ışık vurduğu zaman yeşilimsi parlak bir görüntüye sahip. Gerçekten de mükemmel bir duygu arkadaşlar. Bu hayvanımızın her yeri parıl parıl parlıyor. Diğeri bu kadar parlamıyordu. Bu da aynı şekilde. Bu da harika bir güvercin. Zaten birebir kopyası. Şu şekilde göstereyim. Elimden kaçtı. Onun da kahkülleri var arkadaşlar. O da mükemmel bir kuş. Öncelikle almak istediğim ilk kuş türü hünkariydi. Osmanlı saraylarında beslenen süs güvercini hünkariydi. Ama o kuşların gagaları aşırı küçükmüş ve boğazlarında yem takılıp ölme ihtimalleri genelde yüksek oluyormuş. Çoğaltmak da kolay olmuyormuş. Bu yüzden ben araştırırken Facebook üzerinden bir arkadaştan bunları gördüm. Facebook üzerinde bu kuşları görünce dayanamadım ve kesinlikle benim olmalı dedim ve sahiplendim. Aşırı pahalı bir tür değil ama görüntü olarak muazzam.
Paçaları da var arkadaşlar. Aynı ispenç gibi. Çok güzel bir kuş olduğunu düşünüyorum. Kümesimize hayırlı uğurlu olsun. Umarım çoğaltabiliriz. Kümesimizde bu tür kuşları görmeyi çok istiyorum. Bir de sizlere bir soru soracağım. Yani güvercinden çok anlayan arkadaşlar varsa, görmüş olduğunuz büyüklükteki kafese kaç çift güvercin sığar? Yani mesela örnek veriyorum, yukarıya bir yuvalık taktım. Köşeye de bir yuvalık takabilir miyim? Ortaya da bir yuvalık takabilir miyim? Ya da üst üste 2-3 sandık kenarlara dizebilir miyim? Görmüş olduğunuz kafeste kaç çift besleyebilirim? Bunun bilgisini güvercin besleyen arkadaşlar kesinlikle biliyordur. Yorum kısmına yazarsa beni çok mutlu eder. Bilginiz olsun. Yine şurada cüce hintimizi sizlerle paylaşayım. Çok fena oldu, çok fena arkadaşlar. Zapt etmek kolay değil, görüyorsunuz. İnsan babasına saldırır mı? Ha? Ne kadar terbiyesiz bir horoz oldun sen. Bak bak bak. Şu elimin üstünde görmüş olduğunuz bütün yaralar bu görmüş olduğunuz horozumuza ait. Allah kümesimize sabır versin. Başka da bir şey demiyorum. Videoyu sonlandırmadan kümesindeki son durumları paylaşmak istiyorum. Görmüş olduğunuz altın zibritlerimiz burada. Büyümekte olan Nihal kızımız da burada. Onda bir problem yok. Serama çiftimiz yukarıda. Şöyle göstereyim. İspençlerimiz dizili. Yaklaşık pazartesi günü de apanzelimiz çekilişi kazanan arkadaşa gidecek. Yine aşağıda habeşlerimiz var. Burada büyümekte olan yavrularımız yaklaşık 3. ayına vardılar. Yukarıda yine yedek horozlarımız var. İbiğini gördünüz. Başka nelerimiz var? Buradaki tünekte cüce koşinlerimiz var. Çin bıldırcınlarımız var. Çin bıldırcınlarımızla ilgili güzel bir sürpriz geliyor. Bilginiz olsun. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar. Bir başka videoda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın.